Nazlı. Asuman çıktı. Demedim dün gece eve gelmedi diye. Erkenden okula git dedim. Seminer memler salladım işte bir şeyler. Ya söylesene sen neredeydin bütün gece? Sofya'nın da burada diye mesaj attın. Ondan sonrası Japonlarla beraber çıkıyoruz dedin. Sonrası yok. Ne? Neredesin? Ferit'teyim. Ya çok içmedim diyorum. İçmedim. Ya çarptı herhalde Fatoş, gitti kafa, yok. Ne ara soyundun, nasıl soyundun? Bak baştan düşün, iyi düşün. Düşünüyorum. Davetteydik yani, davet. Güzeldi, dans falan ettik, ortam, müzik falan vardı. Japonlarla eve geldik. Kahve yapacaktım ben onlara. Tamam. Kahveden sonrası yok. Yok Fatoş, sanki beynimden aldılar, çıkarıp aldılar her şeyi. Fatoş galiba en son Ferit Bey beni böyle kucağında aldı. Yatağı bıraktı Fatoş. Ne? Fatoş yoksa biz. Allah Allah. Kızım hatırlamıyor musun bir şey? Hayır, ne dedi, ne konuştunuz? Aşık mı oluyorum sana dedi, başımı döndürüyorsun dedi, vuruldum mu dedi. Ne dedi ya, gözlerimi senden alamıyorum mu dedi, ne dedi? Fatoş delirtme beni, delirtme, hatırlamıyorum. Yok diyorum sana, konuşmalar yok. Yatak falan var işte. Ay gözleriniz konuşmuş sizin Nazlı. Bak işte dolunayın etkisi. Senin burcun da yazıyordu zaten. Fatoş. Kafana dolunay düşsün. Kafana burçlar düşsün Fatoş. Ben sana diyorum ki kafa gitti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah bilir neler yaptık. Ay konuşmaları geçtim. Sen olanları da hatırlamıyorsun. Fatoş. Fatoş biz ne yaptık? Tamam. Sakin ol şimdi. Tamam mı? Nerede o? Bilmiyorum. Ya bekle Fatoş. Ya bakıyorum. Gidiyor ya işe. Evet. Dosyaları hukuk bürosuna göndermemiz gerekiyor. Burada çıkmamış. Tamam şimdi sakin oluyorsun. Hemen toparlanıyorsun, yanına iniyorsun. Gayet doğal davranıyorsun. Doğal falan davranamam Fatoş ben. Davranamam. Bana ne? O gitsin sonra inerim ben aşağı. Ya adamın yanına git de dün gece ne olmuş öğrenelim işte Nazlı. Haklısın. Gidiyorum. İn. Öyle şapır şapır inme, nazik nazik bas. İndim. Tamam şimdi yanına git, gülümse. Sanki dün gece hiçbir şey olmamış gibi davran, tamam mı? Öyle hemen üzerine gidip korkutma adamı. Üzerine gitme, korkutma. Mutfakta. Güzel bir geceydi. Yani başta rahatsız oldum ama... Nazlı ile karşılaşmamız da iyi oldu. Beklediğimden güzel geçti yani. Gelince detayları anlatırım. Fatoş, arkadaşına dün geceyi anlatıyor. Detaylarını anlatacağım diyor. Tabii kızım, ne sanıyorsun? Erkekler de konuşuyor böyle şeyleri arkadaşlarıyla. Sadece kızlar mı konuşuyor zannediyorsun? Benim de acil dün geceyi hatırlamam lazım.
Tamam canım, ne yaşandısı yaşandı yani, artık onu düşünme. Şimdi gidiyorsun. Tamam mı? Hafifçe şöyle kafaya yaslan. Böyle sabah mahmuru gibi böyle yap. Ondan sonrasında esne. Ama öyle ağzını gergedan gibi açma. Kibar kibar esne. Ondan sonrasında da gayet böyle özgüvenli bir şekilde gülümseyerek günaydın de. Eğer dün geceyle ilgili bir şeyler sorarsa ya da söylerse de orta yollu cevap ver. Tamam mı? Hoş bir geceydi de geç. Fatoş, sen delirdin mi? Ben bu dediklerini aklımda tutamam. Tutsam da yapamam. Tamam, olduğu kadarını yap işte. Odun gibi durma, rahat ol. Kapatıyorum şimdi. Sonrasında arayıp rapor ver bana. Hadi. Nazlı. Dün gece olanları hatırlıyorsun herhalde değil mi? İkimiz yani orada birlikteyken... Utanır mıyım beni? Yok Nazlı, bunda utanacak bir şey yok. Yani bütün bunları nerede ne zaman öğrendim bilmiyorum ama... gerek benimle gerek Bay Nakatani ile... Bay Nakatani ile de mi? Sen neden bahsediyorsun, ben anlamıyorum. Ay asıl ben sizi anlamıyorum. Az önce arkadaşınızla konuşurken biz de şey... Nazlı, bir saniye. Biz dün gece birlikte olmadık. Olmadık mı? Ama siz dün gece beni kucağınızda... Evet, seni kucağımda yatağa götürdüm ama kendim salonda yattım. Peki seni neden taşıdım? Neden? Midem. Banyoda kusuyordum. Neden kusuyordum? Neden? Sinirlenmiştim. Sinirlenince midem bulandı. Biz tartıştık. Hadi ama uzatma artık. Önce aşçı olarak işe girdim. Sonra katıldığım davetlerde sürekli karşıma çıktın. Nihayet gece evime geldi. Tamam işte. İstediğin oldu. Hadi içeri girelim. Evlenme teklifimi bekliyordum, bilmiyorum ama. Ne zannediyorsun kendini sen be? Sahipsiz mi sandın sen beni? Çağırırım memleketten annemi, babamı, yedi sülalemi görürsün. Midem. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen kim olduğunu zannediyorsun da bana öyle bir teklifte bulunabilirsin? Ferit Aslan. Biliyoruz. Peki sen kimsin Nazlı? Dün gece davette yaşananlardan sonra aramızda bir şeyler olabileceğini düşündün galiba. Öyle anlamını zannettirecek bir şey yaptıysam özür dilerim. Kusura bakma, aradığın zengin koca dayı ben değilim. Zengin koca mı? Ben mi zengin koca arıyorum? Ben zengin koca falan aramıyorum. Ya ne demek bu şimdi? İstersen aşçı olarak çalışmaya devam edebilirsin. Gündüzleri gelir gidersin, paranı alırsın, karşılaşmayız. Siz, sen terbiyesiz, ahlaksız, kaba, kötüsün. Kötü kalplisin, insani duygu nedir? Unutmuşsun sen. Gittiyse gidebilirsin.
yapsaydın. Ama gerek yok, merak etme. İstifa ediyorum. Bir dakika bile durmam ben bu evde. Ah be Nazlı ya. Her şeyde ne güzel denk gelmişti. Davet, dans, dolunay. Bir an sevindim Nazlım dedim. Masallardaki gibi bir aşk mı buldu acaba dedim ama... Hay Allah, ne güzel olacaktı ya, pislik. Ne güzeli Fatoş ya. Adam odunun teki. İstemez onun aşkı falan, eksik kalsın. Ben zaten öyle içkinin tesiriyle azıcık gevşemişim. Yoksa hayatta yüzüne bakmam ben o domuzun. Hem tipim değil hem de karakteri ortada. Aynen. Pis bir trilyoner. Aşağılık bir yakışıklı. Ya beni zengin koca avcısı sandı. Düşünebiliyor musun beni? Hani böyle kodumanların ağzına düşen kızlar var ya, onlardan. İki dans ettik, böyle evine gittik nezaketen diye. Oo, Nazlı nasılsa benim koynuma hemen girer. Onun içindeki kötülükten Nazlı, adamın içi fesatmış. Hem de ne fesatmış. Ya ben misafirinin karısı, kadın. Yani dil bilmiyor diye ben öyle nezaketen gittim. Azıcık içtik diye hemen, oo gel Nazlı gel tabii. Ah Fatoş, ah ben nasıl o kadar sakin kalabildim ya? Ben o evi onun nasıl başına yıkmadım? Ben o televizyonu paramparça edip nasıl ya? Nasıl o plaklarını parçalamadım onun? Ay Nazlıcığım. Tamam canım. Kendi kaybeder. Unut gitsin. Unutamıyorum Fatoş. Unutamıyorum. Böyle aklıma geldikçe kasılıyorum. Basiretin bağlandı sanki. Kaldım öyle ya. Tamam bebeğim ya. Nazlı. Ben sana neyin iyi geleceğini biliyorum. Çikolatalı krep. Ve en sevdiğin biricik arkadaşın Fatoş'un ellerinden. Sen hiç kalkmıyorsun, her şeyi ben halledeceğim. Evet, buyurun sıcak sıcak. Ellerine sağlık Fatoş'um. Ne oldu? Ben elbiseyi evde unuttum Ferit'in. Senin bitirme tezinde o. Ay Nazlı, aklım çıktı ya. Ne olacak, boş ver. Ben onu parça kumaşlarla dikmiştim zaten. Hiç gerekirse yine dikerim. Fatoş, özür dilerim ya. Vallahi ben o sinirle çıkarken düşünemedim. Bebeğim, önemli değil ya. Ama bu Ferit'in evine gidip onunla yüzleşmek için iyi bir fırsat olabilir. Şeytan görsün onun yüzünü Fatoş. Katiyen olmaz. O eve bir daha ayak basmam ben. Tamam Nazlı, tamam. Sakin ol. Al. Şunu diye bakayım, azıcık daha mutluluk hormonu salgıla. Ha? Devam. Almayacağım, işsizim yine. İş arama günleri başladı. E hani çok rahat bir işte, parası marası iyiydi. Ne oldu bir anda durup dururken? Kız sen yoksa bu Japon mapon akşam yemeğine daha iyi bir iş bulun da bize mi söylemiyorsun? Bulmadım Asuman. İş falan bulmadım ben. Aa! Rahat sanıyordum, o kadar da rahat değilmiş belki. Olamaz mı? Patron kılçı. Tuhaf tuhaf dertleri var belki. Cins. Pişt, kızlar şunlardan uzatın hadi biraz. Kız sen yoksa kovuldun mu buradan? Ay sen kesin gidip yok ben yemeği öyle yapmam, onu böyle yapmam falan filan deyip kovdurdun değil mi kendini? Yahu mis gibi işte, adam da mis gibiydi, yakışıklıydı falan. Sen ne istiyorsa yapsana işte. Pardon? Allah Allah Asuman. Ben her yakışıklının her istediğini yapıyor muyum? Öyle bir insan mıyım ben? Bana ne? Batsın yere yakışıklılığı. Benim gibi bir kıza yakışık almaz öyle her yakışıklının her istediğini yapmak. Benim de bir onurum, gururum, namusum var. Ayrıca bir dakika ya. Sen buraya beni sorgulamak için mi oturdun? Ay aman be, ne yaparsan yap. Allah Allah, delirmiş bu. Tamam Nazlı. Yürü. Asuman öyle demek istemedi ya. Kim? Deniz. Kız senin de kısmetin bir açıldı, bir açıldı ha. Bir gidiyor, bir geliyor maşallah. Hadi aç. Açsana. Efendim Deniz. Nazlı, merhaba. Nasılsın? İyidir. Şey diyecektim. Bu barınaktaki hayvanlar için evde gazete, dergi dışında da bir sürü şey varmış benim. Evde böyle yorgan, battaniye falan da varmış. Onları da topladım. Bugün gidip götürelim mi? Tamam, olur. Hem barınaktakiler de sevinir. Süper. Anlaştık. Görüşürüz.
terbiyesiz, ahlaksız, kaba, nezaketsiz. Sen insani duygu nedir unutmuşsun. İkbal Hanım, bana Nazmiye Hanım'ın telefon numarasını verir misiniz? Tabii, ben hemen size mesaj olarak atıyorum. Teşekkürler. Fotoşum, çıkıyorum ben. Tamam bebeğim. Aa, mesaj kimden? İsim çıkmadı, bakıyorum hemen. Nazmiye Hanım, dün akşam biraz ileri gittiysem özür dilerim. Ferit Aslan. Bakayım. Biraz mı? Tebrik ederim, büyük genişlik. Ay, özür dilerken bile ego tavan yani, pes. Bırak ya, yemişim onun özrünü. Ne yazıyorsun kız? Mukazay. O ne demek be? Bu ne ya? Japonca herhalde. Tatlı değiller miydi? İnsan böyle almamak için, kucağına alıp gitmemek için kendini zor tutuyor. Tabii ben alıp eve götürsem muhtemelen benim kedi depresyona falan girer. Ya sen bayağı köpeklere fısıldıyorsun. Hayır ya, sadece iletişim kurmaya çok açığım onlarla. Gözlerine baktığında zaten her şeyi anlatıyorlar. O kadar açıklar ki. Ama bence bu sana özel bir yetenek. Ben de fena değilim, kabul et. Hayır, bence gayet iyiydin. Fazlasıyla başarılıydın. Görevli elini süpürgeyi tutuşturup suratına kapıyı kapattı ya, kesin kaçacak bu dedim. Sen bayağı becerikli çıktın. Senin gibi birinden hiç beklemezdim. Senin gibi derken? Ya kabul et işte, sen de öyle çok elini süpürge alan birine benzemiyorsun. Aslında tam olarak beni tanımıyorsun. Biraz daha vaktin varsa bir yerlerde sohbet edelim mi? Olur. Tanıştığımızdan beri sadece telefonlaştık. Yani hiç böyle oturup konuşamadık. Nesin? Necisin?
Yani garsonluk dışında neler yapıyorsun? Garsonluğu arada sırada yapıyorum. Ek gelir olsun diye. Onun dışında öğrenciyim. Yüksek lisans. Sen? Ben sanat sepet işleriyle uğraşıyorum. Yani müzik yapıyorum aslında. E nerede okuyorsun? Yani mesleğin ne? Ne olacaksın büyüyünce? Ya ben bugün iş yerinde böyle çok tatlı olmayan bir olay yaşadım. O yüzden bu gece beni ödüllendirsek, meslek, iş, güç hiçbir şey konuşmasak, sanat sepet falan konuşsak. İyi de sanat sepet benim işim. Ben söylemiş oldum. Kaçmak yok, hadi. Tamam, tahmin et o zaman. Ben büyüyünce ne olacağım? Veteriner. Hayır, bilemedin. Öğretmen. Öğretmen olabilirsin bak. Bildiğin şeyleri çok iyi anlatıyorsun. Hayır. Doktor. Daha neler? Kan görsem ölürüm ben. Aa Deniz. Koku beni çağırıyor, koş. Çeyrek mi, yarım mı? Aa tam. Ne? Tam mı? Yarım. Usta kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize iki tane yarım atsana, bir tanesi bol acılı olsun. Oldu efendim. Ben şu acının bir tadına bakayım. Çok güzel. Abi benimkinde biber de olsun. Tamam efendim. Bir de kekik ekleyelim. Ama kekiği doğrarken ekleyelim. Bir de kekikle bir güzel çevirelim. Üzerine de en son biber ekleyelim. Tamam efendim. Hemen hallediyorum. Vay, kokoreç uzmanıyız galiba. Abi benimki de aynısından olsun. Oldu efendim. Hemen hallediyorum.